Öncelikle başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Allah mekanını cennet eylesin. Allah cennetiyle, cemaliyle müşerref etsin. Tüm ölmüşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Bülter abla bir dönemdir korona tedavisi görüyordu ve entübeydi. Maalesef bugün sabah aldığımız haber bizim hepimizi, tüm camiamızı derinden birlikte mesai arkadaşlığı yaptık. Dava arkadaşımız AK Parti'nin Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüttü. Ben de teşkilat başkanıydım. Birlikte önemli çalışmaların altına, yoğun bir mesainin altına imza attık. Ve bakanlık yaptığı dönemde de hem bakanlığında hem hükümet çalışmalarında bir devlet ciddiyetini, ailesinden gelen özellikle o üstün sadakati hem milletimize, hem devletimize, hem ülkemize sürekli olarak göstermiştir. Bakanlık bittikten sonra da özellikle babasından dolayı rahmetli Galip Demirel, İçişleri Bakanlığımızın önemli mensuplarından birisiydi. Hala hayırlı hizmetleriyle anılan ve İçişleri Bakanlığı'nda örnek gösterilen mümtaz bir şahsiyetti. O vesileyle hem AK Parti döneminde birlikte çalışmamız, yani kadın teşkilat başkanı olduğu, kendisinin kadın kolları başkanı olduğu dönemde, hem de rahmetli babasından dolayı biz birçok kez, birçok ortamda, birçok etkinlikte bir araya gelirdik. Ve şunu söyleyeyim, ortaya koyduğu bakış, ortaya koyduğu şuur, sahiplenme, meseleler konusundaki soğukkanlılığı, tavrı ve sahipliği hep bize örnek olmuştur. Allah rahmet eylesin, Allah mekanını cennet eylesin. Başta eşi, ailesi, bütün yakınlarına ve tüm camiamıza ve milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah rahmet eylesin. Sayın Soylu, aslında AK Parti'nin kurucu üyesiydi. Parti için ne anlama geldiğinde anlattınız aslında ama nasıl bir insandı, karakteri nasıldı? Belki biraz da bundan bahsetmenizi istesem. Bizim ülkemizde güzel bir ifade var. Ablalık ifadesi. Hem partimizde hem şahsımıza yönelik o sıcak ve samimi dokunuşu kendisine çok rahat Güldan abla ifadesini söyletme hakkını bizde buldu. Ve hakikaten bizim görev alanımızla ilgili de dönem dönem söyledikleri, dönem dönem tembihleri, dönem dönem bir takım vatandaşlarımızın taleplerini o kadar güzel bir mutlulukla ifade ederdi ki bunların her biri bizim için öğretici olur. Bunu ayrıca ifade etmek isterim. O nezaket, tavrı, anlayışı hep ve o yumuşak uslubu, huyu bizim için hangi ortam olursa olsun, hangi durumda bulunursak bulunalım, bizi kendimize ait yeni bir sorumluluğa yeter. Onun için Güldal abla özellikle AK Parti'nin çok önemli dönemlerine imza atmış bir kişiliktir. Devletimizde önemli hizmetleri olmuştur. Bu vesileyle tekrar başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Bakanlık yaptığı dönemde de önemli hizmetleri olmuştur. Bir de Güldal ablanın bir özelliği daha var. Ciddi takibi olan bir insan. Yani yaptığı hizmetleri, attığı adımları orada bırakan bir anlayışın sahibi değil. Gönül kırmaz. Çünkü siyaset biliyorsunuz birçok meseleyle, birçok kişiyle karşı karşıya kaldığınız bir olaylar bütünü. Ama gönül kırmamanın zor olduğu bir anlam diliminde bunu başarmış. Gönlü yüceyiz. Allah rahmet eylesin. Peki tekrar başınız sağ olsun. Sağ olun. Bağlandığınız için de teşekkür edelim. Sağ olun.